Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 2-8 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Güneş Akrep Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Venüs Terazi Burcu'nda sizin ikinci evinizde ve bu haftadan itibaren Merkür Terazi Burcu'ndaki retrosunu tamamlayacak, ileri harekete dönecek. Yönetici gezegeniniz Merkür 21 Kasım'a kadar Terazi Burcu'nda olacak ve ikinci evinizde olacak. Evet, hem Venüs'ün hareketi hem Merkür'ün ileri harekete dönmesi özellikle parasal konularda aslında bu haftaya daha şanslı başlamanıza imkan verebilir. Finans konularında bir süredir hissettiğiniz gecikmeler, kazançlarınızla ilgili hissettiğiniz bazı belki endişeler, kaygılar bu haftadan itibaren rahatlamaya başlıyor beklediğiniz gelirler elinize gelebilir. Venüs'ün destekleriyle de beraber ticari faaliyetleriniz daha rahat ilerleyebilir. Kazanç imkanlarınız da artabilir. Pazartesi öğle saatlerinde Ay ikizler Burcu'nda olacak. Hafta başından itibaren zaten işiniz, gücünüz, sorumluluklarınız, kariyer konularınız, geleceğe dair planlarınız, programlarınız bu alanlara odaklanıyorsunuz. Ticari konularda da aktif bu hafta. Özellikle pazartesinden itibaren çarşamba akşamına kadar olan süreci hem kazançlarınız alanında para ile ilgili konularda hem de iş ve mesleki alanlarda kariyerle ilgili alanlarda hareketli ve verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz Perşembe ve Cuma ay yengeç burcunda olacak bu iki gün biraz daha hani sorumluluklarla beraber belki sosyalleşme ihtiyacımız artacak arkadaşlar ve birlikte yapılacak faaliyetlere, organizasyonlara odaklanabilirsiniz. Bunlar tabii ekip halinde yapılan bazı projeler de olabilir. iş bağlantıları da olabilir. Ee, yine işiniz ve kariyerinizden gelecek kazançlar ve bu paraların değerlendirilmesiyle ilgili konular da olabilir. Perşembe ve Cuma'da bu anlamda son derece aktif olabilir. Sosyal alanda da daha fazla kalabalıklar içerisinde yer alabilirsiniz. Hafta sonunda ise Ay Aslan'da. Hafta sonu bu kadar yoğun ve tempolu geçen bir haftanın ardından biraz dinlenmek isteyeceğiz. Biraz kendi dünyamıza çekilmek isteyeceğiz. O yüzden yalnızlaşabiliriz. Kısa bir tatil ayarlayabiliriz kendimize ve yani tek başımıza yapacağımız bazı işlere odaklanabiliriz. E bunlar maneviyatla ilgili konular olabilir veya kişisel bakımımızla ilgili e, sağlığımızla ilgili bazı uygulamalar olabilir. E, ruhsal anlamda arınma, terapi ve benzeri çalışmalar içinde yani sağlığımız içinde e, yapabileceğiniz faaliyetlere yine hafta sonu daha rahat zaman ayırabiliriz sevgili başaklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.